Öncelikle şundan bahsedeceğim. Görüntü için özür diliyorum. Çünkü ekipmanımı yanıma almadım. Şu an sadece telefonla çekiyorum. Artık ne çıkarsa bahtınıza, o kadar diyeyim. Ama bir güzel konu şu ki bugünkü content İstanbul'da değil. Washington'dayım şu an. Bu elektronik fiyatlarına bir bakalım. Nedir ne değildir durum. Biliyorsunuz çünkü dolar 7 sınırını aştı. Euro aldı başını gidiyor 8. Biz hiçbir şey alamaz olduk. Allah'tan AliExpress ve Banggood gibi siteler var da ürünlerimizi oradan getirtebiliyoruz. Ama peki ya istediğimiz marka ürünleri ne yapacağız? Gümrükler aldı başını gidiyor. Vergiler daha doğrusu. Özellikle şu pandemi döneminde bir de tabii ki de ithalat ihracat olayları biraz sıkıntı. Araba fiyatlarını daha önce söylemiştim zaten arttı diye. O yüzden ikinci el fiyatlar artıyor. Arabada özellikle. Ama tabii biz kullanıcılar olarak, yani elektronik kullanıcıları olarak ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Fiyatlar artıyor. Döviz artıyor. Ve bununla beraber vergiler de gelmeye devam ediyor. Şimdi eğer şansım yaver giderse, burada bildiğim birkaç yer var, elektronik mağazası. Ama burada da şöyle bir sorun var. Bizim kadar pandemiyi böyle rahat atlatamadılar. Çok fazla şu anda vaka sayısı burada var. Ölü sayısı da çok var. Şu anda Washington riskli bölge durumunda. O yüzden her yer kapalı olabilir. Bilemiyorum. Gidip göreceğiz. Burada tabii bu yandan da insanlar bu pandemi sürecini nasıl atlatıyor sokakta, onu göstermeye çalışacağım. Bunun dışında bir de tabii burada protestolar devam etmekte. Onunla alakalı da çünkü tansiyon burada biraz gerilmiş durumda. Ulan Cüneyt Özdemir gibi anlattım ha size gündemi. Özet geçmem gerekirse görüntü kalitemiz biraz kötü ama daha çok böyle gündemle alakalı vlog tadında bir video olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel bir video olur. Şu kahvemi içeyim de çıkayım. Adamlar, bak adamlar odaya Starbucks kahvesi koymuş. Neden? Çünkü adamların kendi ürünü yani. Bizde böyle Nescafe ikisi bir arada falan koyarlar otellere. Açarsın böyle doldurursun böyle, böyle ağzında böyle bir mayhoş tat bırakır falan. Adamlar direkt odaya Starbucks'ı çakmış. O hem de filtre. Hadi gidelim. Tabii ki de şimdi doğal olarak bu pandemiden dolayı tedarik sıkıntısı bir tek bizde değil, bütün ülkelerde yaşanıyor. Buna Amerika'da dahil. Görmüş olduğunuz üzere Best Buy'da bırakın hani fiyat araştırması ya da istediğimiz ürünleri bulmayı. Hiçbir stok ellerinde yok. Raflar bomboş gördüğünüz üzere. Ve uzun bir sürede şu an gelmeyeceğini söylüyorlar. En azından sorduğum birkaç ürünü. Çünkü buraya gelmişken alacak birkaç bir şeyim vardı. En azından hani alayım, bir kutu açılımı yaparız, onları size gösteririm diyordum. Mesut Çevik'in, Mesut abinin kendi ekipmanlarını tanıtırken gösterdiği bir SanDisk'in Extreme Pro bir hard diski vardı. Özellikle bu montaj vesaire işleri için yüksek yazılım hızlarında olan bir hard disk. Bizim ülkemizde biraz pahalı. Burada en azından 100 doları bulabiliyordum. Sitesinde de hatta görmüştüm Best Buy'in. O yüzden ilk olarak buraya gelmek istedim ama şu an bütün dükkanlarda, bütün Best Buy'larda sold out gözüküyor. Yani stok yok. Ama içeride gördüm ki bir tek bu ürün değil, birçok ürün şu an sold out durumunda. Özellikle bu konsollar, Xbox, PlayStation gibi ürünler sold out olmuş. Tabii insanlar pandemide eve kapandığı için kendilerini oyuna vermiş olabilirler. Şimdi civarda size gösterebileceğim burada birkaç yer daha var. Şöyle bir göstereyim de. Burada şimdi gidip biraz daha bir gezeceğim. Bakalım ne var ne yok elektronik anlamında olsun. Bu arada burada otobüsler şu an pandemiden dolayı bedava. İnsanlar bedava gezebiliyorlar. Ama şöyle havanın ne olacağı belli olmuyor. Şu an bayağı yağmurlu burası. Günlük güneşlikken bir anda yağmur bastırabiliyor. O yüzden otobüs beklemek istemedim. Normalde bedava dediğim gibi. Buraya Uber'le geldim. Bulunduğum civar bir alışveriş merkezi aslında. Buranın alışveriş merkezleri böyle oluyor. Yani bizdeki gibi kapalı bir koskocaman bir alana kurulmuş yer değil de daha çok böyle ufak dükkanlar şeklinde ve açık bir alanda oluyor. Şu arkamda zaten Best Buy'ı görüyorsunuz. Az önce de girip baktık ürünlere. Şimdi bir Apple Store gördüm yakınlarda. Bir de gidip Apple'a bakalım. Orada bir durumlar ne değildir. Açıkçası fiyatlar aslında aynı dediğim gibi ama ya bizde de bu dolar artışı ve şey yüzünden tabii ki de artık bu hobi vesaire işleri çok lükse kaçmaya başladı ve bu çok can sıkıcı. Umarım düzelir diye düşünüyorum bu pandemiden sonra ama ne yapacağız bilemiyorum. Dediğim gibi bu ufak böyle vlog tadında
ve biraz da böyle Washington gezisi gibi bir vlog olacaktı ama her yer kapalı açıkçası. Yani buranın açık olması bile bir mucize şu an Best Buy'ın ve civar dükkanların. Ama bu Beyaz Saray'ın olduğu yerler, özellikle yemek yerleri şu an kapalı. Yani biz o açıdan biraz iyiyiz. Biz biraz daha normalleşmeye dönmüş durumdayız. Burası biraz daha riskli bölge olduğu için şu an her yer açılmış değil. Yeni yeni açılıyor. Şimdi bir gidelim bakalım, etrafı biraz daha gezeyim. Ne var ne yok. Sonra da Mert'le beraber yaptığımız Evo 8 akıllı saatin çekilişini yapacağım. Gün sonunda, yani eve döndüğümüzde İstanbul'a, çekilişi size açıklayıp kazananı bildireceğim buradan. O zaman gezelim. Yani şöyle bir etrafı göstereyim de sonra da devam edelim. Buradaki Apple Store'da durumlar biraz farklı. Çünkü burada randevu ile çalışıyorlar ve randevusuz içeri almıyorlar. Randevu alabilmem için şu arkadaki yerden Reston, apple.com/Reston sitesine girip oradan randevu almamı söylediler. Randevu almaya çalıştığımda ise bugün en erken akşam üstü 4'e veriyor randevu ve özellikle spesifik bir ürün seçip randevu alabiliyorsunuz. Yani iPhone'sa iPhone, iPad'sa iPad vesaire gibi. Ona göre randevunuzu seçebiliyorsunuz ve en erken akşam 4'e veriyor dediğim gibi. Bunun dışında herhangi bir şekilde giriş yapamıyorsunuz. Zaten insanlar şu bölgede sıra bekliyorlar randevu aldıktan sonra. Ve Genius'lar şu an kapının o tarafında, yani şu tarafında, arka tarafta bekliyorlar sıradaki insanları ve iPad'inden kontrol ediyorlar, randevulara göre alıyorlar dediğim gibi. O yüzden içeri girip şu an herhangi bir çekim vesaire ürün de bakamıyoruz, alamıyoruz. Beklemem lazım. Yani ürün almasam bile en azından girip size göstermek isterdim ama şu an onu da yapamıyoruz bu pandemiden dolayı. Akşam 4'e kadar da sanırsam bekleyemeyeceğim çünkü şu an burada sabah 11.30 falan. Ve bekleyebilecek yerim de yok çünkü her yer kapalı burada. O yüzden şu an teknoloji açısından işler hiç iyi gitmiyor benim açımdan. Sizlere çok hani göstermek isterdim bir şeyler ya da alayım kutu açılımı yapmayı ama şu an hiçbir şey el vermiyor yani bunun için. O yüzden sanırsam geri döneceğiz yani otele. Ve sadece çekilişe yoğunlaşacağız. Çok istedim. Arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok yani şu an. O yüzden kalkıp yolumuza devam ediyoruz. Yolda belki bir kahve falan alırım. Üzgünüm. Evet arkadaşlar, gelelim şimdi çekilişimize. Mert'le beraber yaptığımız Evo 8 kutu açılımı videosunda bu saati size çekilişte vereceğimi söylemiştim. Aynı zamanda Washington gezimde de bunu tekrardan hatırlatmıştım. Şimdi gelelim çekilişe. Evet, ve kazananımız Taha, adı güzel. Bakalım Taha bizi Instagram'dan takip ediyor mu? Evet, ediyormuş. Taha hayırlı olsun. DM'den bana ulaş ki sana saatini gönderebileyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.